ana vatan hükümeti vaktinde ve zamanında Kıbrıs Türk'ünün canını ve malını kurtarma amacıyla buraya ayak basmıştır. Bu topraklar senin için yeşerirken burada, ataların destanları inilderken sularda, kim demiş ki yabancısın ey Türk oğlu bu yurtta? Bu toprakta emeğin yok, çekil buradan, kim demiş? Kıbrıs, asırlarca uğrunda mücadele edilen kadim belde. Doğu Akdeniz'in kalbi ve ruhu. Ezelden beri medeniyetlere ev sahipliği yapan, her daim ufukta beklenen nazlı güzel. Peygamberin süt halasını bağrında konuk eden bir ada. Lala Mustafa Paşa'nın Leventlerinin sesi duyulur, kimi zaman rıhtımlardan. Bazen bir sadrazam konuşur. Siz bizim sakalımızı, biz sizin kolunuzu der ve devam eder. Kesilen sakal gür çıkar ama giden kol bir daha gelmez yerine. Çağ kapanır, devreder. Eski dünya yenisine açılır. Fakat Kıbrıs her zaman emeğin, mücadelenin yeşerttiği bir toprak. Ümidin kesildiği günlerde gür ve kararlı bir ses gelir mücahit sinelerden. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Yaşadıkları zorluklara rağmen adayı terk etmeyen öncüler vatan topraklarından ayrılmadılar ve bağımsızlık mücadelesini hep bir nesil sonrasına taşıdılar. Atidekiler mazilerinden kopmasın diye. Bağımsız bir devlet olmak Kıbrıslı Türklerin tarihindeki en önemli milattı. Ezeli ve ebedi kardeşi olan Türkiye her zaman olduğu gibi bu yeni dönemde de yanındaydı. Birlikte daha güçlü olalım diye, bir olalım, iri olalım, diri olalım diye 60 ülkedeki ofisleriyle Balkanlardan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye'nin tecrübesini paylaşan TİKA artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Neredeyse her ferdinin eğitimli olduğu, düşünmeyi, üretmeyi, estetiği seven bu milletin istedik ki bilimde, teknolojide ve sanayide dünyaya söyleyecek daha çok sözü olsun. İstedik ki asırların kardeşliğiyle birlikte yürüyelim, büyüyelim. TİKA olarak biz 30 yıla yaklaşan dünyanın dört bir yanında biriktirdiğimiz dostluk ve işbirliği tecrübelerimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Kültürde, sanatta, bilimde, ticarette, üretim ve teknolojide Kuzey Kıbrıs'ın potansiyelini en değerli haliyle dünyayla buluşturmaya, her alanda başarı hikayeleri yazmaya, hepsinden önemlisi bir fincan ada kahvesinin hatrını 40 yıl anmaya geldik. Anadolu'ya uzanan güçlü dost kolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Akdeniz'in barış yurdu. Kendi öz kaynağıyla üretecek dünyanın dört bir yanındaki Kıbrıs Türklerine bir refah ve umut kaynağı olacak. Milli davamız olarak gördüğümüz Kıbrıs meselesinin peşini oradaki kardeşlerimizin güvenliğinden başlayarak siyasi ve ekonomik hakları tamamen kendilerine teslim edilene kadar bırakmayacağız. Tarımdan sağlığa, teknolojiden eğitime, farklı alanlarda hayata geçireceğimiz modern projelerle istihdama katkı sağlayacağız. Bugüne kadar 5 kıtada edindiğimiz deneyim ve birikimlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşacak, birlikte güçlenecek, birlikte kalkınacağız.